8 yıl önce Duma'da gerçekleşen oturum tarih sayfalarında yerini aldı. 27 Şubat kapitalizmin tarihe gömüldüğü ve ışığın doğudan yükseldiği özel bir anlam ifade etmektedir. Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın da hatırlattığı üzere bu olay bir Türk'ün dünyaya bedel olduğunu göstermiştir. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi bir Türk çıkmış ve tüm dünyada dengeleri değiştirerek bir devrime imza atmıştır. 27 Şubat 2013'te de Haydar Hoca gibi bir Türk çıkmış ve tüm dünyanın kaderini değiştirecek bir devrime imza atmıştır. 27 Şubat aslında 2005'te yazılan ama 1980'lerden itibaren ilmek ilmek dokunan bir fikrin, bir bakış açısının dünyaya ilan edildiği ve dünyanın en büyük devletlerince kabul görüp ayakta alkışlandığı bir günün adıdır. Duma başlangıç değil, finaldir. Duma, Haydar Hoca'nın ömrünü adadığı bir tezin tüm dünyaya ilan edildiği finaldir. Duma, yüzyıllardır insanlığı sömüren kapitalist düzenin sona erdiği bir finaldir. Duma, insanlığın ümitsizlik ve çaresizlik sarmalından kurtulduğu bir finaldir. Duma, adaletsizliğin ve yoksulluğun tarihe gömüleceği formülün ilan edildiği bir finaldir. Haydar Hoca, dünyanın görebileceği en büyük devrimcilerden bir tanesiydi. Bu devrimci yönüyle dünyanın kaderini değiştirecek milli ekonomi modelini kaleme almıştı. Ünlü Rus matematikçisi Lebedev'in milli ekonomi modeliyle ilgili sarf ettiği "Bu modeli her okuduğumda farklı kodlar olduğunu görüyorum" tespiti oldukça önemlidir. Çünkü Haydar Hoca'nın modeli ancak ehil ellerde uygulanabilecek bir modeldir. Bu bağlamda bu modelin ve devrimin kucağında büyümüş, dünyanın en genç ve donanımlı genel başkanı Hüseyin Baş ve bağımsız Türkiye kadroları ancak bu modeli hayata geçirebilir. Yani demem o ki devrimi ancak devrimci ruha sahip olanlar yapabilir. Bugün kapitalist sistemin bir parçası haline gelmiş olan köhnemiş siyasi zihniyet böyle bir devrimi, bırakın uygulamayı, ismini bile anamaz.